Merhaba arkadaşlar. Bu hafta yapılan TÖDER sınavının bazı sorularını, öğrencilerden gelen derlediğim soruları 10. sınıflarla çözmeye çalışacağız. 10. sınıftaki konuları çözeceğiz. 9 ve 10 konuları diyelim. Eğer 11 ve 12. sınıf konusu varsa onları çözmeyeceğiz. Şimdi burada 27. soru İzlanda. Arkadaşlar Türkiye İzlanda'yı 4-3'lük bir skorla yenmiş. Yani toplam kaç gol atılmış? 7 tane. Bunların kaç tanesi Türkiye? 4 tanesi. Şöyle diyelim. Kalemi alalım. 4 tane Türkiye olacak. O halde Türkiye. Tabii bunlar ard arda atmış olabilir. Veya ilk golü Türkiye, sonrakini mesela İzlanda atmış olabilir. Ama İzlanda'nın da 3 tane olduğunu biliyoruz. Toplam 4 tane T, 3 tane İ diyelim. Bunların içerisinde golların atılma sırası bakımından ilk golü Türkiye atmış. Kırmızıyı alalım, sanki kırmızı daha net görünecek arkadaşlar. İlk golü kim atıyor? Türkiye. O halde Türkiye yazıyoruz. Türkiye'yi yazdık. Son golü kim atmış? İzlanda. Sonra da İ yazalım. Geriye kaç tane kaldı? 5 tane daha araya yazacaksınız. Araya yazacağınız 5 taneden 3 tanesi Türkiye'dir. 2 tanesi İzlanda'dır. Bu şekilde. Peki, istenen durum budur. Tüm durum neydi? Az önce yazmıştım. Tüm durumda T 3 tane de İyi arkadaşlar. Tekrarlı permütasyondur bu. Toplam 7 oldu. 7 faktöriyel bölü 4 faktöriyel ve 3 faktöriyel yazıyorsunuz. Tekrarlı permütasyonda aynı olanların faktöriyeline bölüyorsunuz. Bütün durumu payda yazdım. İstenen durumu da paya yazacağım. İstenen durum neydi? T ve İ başta, geriye kaldı 1, 2, 3, 4, 5. 5 faktöriyel bölü 3 tane T var, 3 faktöriyel, 2 tane İ var, 2 faktöriyel. Evet, bunu bir yapın bakalım. Kaç çıktı? Melik, sen de mi bu şekilde yazdın? 2/7 hocam. 2/7 evet buldum. Hocam, 2/7 çıktı. Tamam, size güveniyorum. 2/7 diyoruz o zaman bu işlemin sonucuna. Ve bir sonraki soruya geçiyoruz. Bir soru doğru çıktı. 1/1. Yalnız bu TYT'nin mi, AYT'nin mi bilmiyorum arkadaşlar. Ama TYT sorusu olması lazım. TYT'nin hocam. Ha, bu da TYT'nin. Dünya Sağlık Örgütü, İngilizcesi ne? WHO. Biliyoruz değil mi? World Health Organization. Tamam, alakası yok ama. COVID-19 virüsü sonrası Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre her ay öncesinde virüsün başladığı kişi sayısı aşağıdaki gibiymiş. Arkadaşlar 20 bin kişiyle başlamış. Ocak ayı ve öncesi 20 bin kişi. Şubat ayı ve öncesinde 50 bin kişi. Burada 30 binlik bir artış var. Değil mi? Yani Şubat'ta ne kadar artış var Şubat'ta? 30 bin. Şubat'ın artış miktarı 30 bin. Mart'a gelmiş, X olmuş. X'in ne olduğunu bilmiyoruz. Sonra Nisan ayı ve öncesinde toplam arkadaşlar şurada X artı Nisan'daki artış 120 bin. Bu şekilde devam ediyor. Mayıs ayı ve öncesi arkadaşlar mikrofonlarınızı kapatın istiyorsanız. Ben herkesi sessiz almak istemiyorum. Konuşacağınız zaman sesinizi açabiliyorsunuz değil mi? Evet, Mayıs ayı ve öncesindeki kişi sayısı. Mayıs'a bakıyorum. Mayıs ve öncesi Y kişi. Şurası Y. Mart ayı ve öncesi kişi sayısının 2 katı. Mart'a bakıyorum. 2 katı. X'in 2 katı. O halde Y eşittir 2X yazmış. Bunu kendisi söylemiş. Nisan ayında virüsün bulaştığı kişi sayısı, Nisan'daki kişi sayısı şurada. Kaç kişiye bulaşmış? 120 bin kişiden X'i çıkaracaksınız.
Şöyle diyelim. Mart ayına kadar toplam X kişiye bulaşmış. Mart ayı da içinde. Nisan ayında toplam Nisan ayına kadar 120 bin kişiye bulaşmış. O zaman X'i çıkarırsanız bu sadece Nisan ayında bulaşan kişi sayısıdır. Ne harfi yazayım? Nisan ayında virüsün bulaştığı kişi sayısı Ocak ayında Ocak ayı ve öncesinin iki katıdır. Yani 20 binin iki katı. Eşittir 40 bin o zaman diyoruz. 20 binin iki katıysa 40 bin. X eşittir buradan 80 bin çıkar mı arkadaşlar? Okuyabiliyor muyuz? X 80 bin. Peki X'e ben 80 bin dersem Y 2X'ti. O zaman Y'de 160 bin. Devam edelim. Mart ve Mayıs aylarında toplam kaç kişi virüse bulaşmıştır? Sırayla gidelim. Mart'a kadar. Zaten X'i biz 80 bulduk. Burada da 50 bin kişi vardı buraya kadar. Farkı 30 bin. Mart'ta 30 bin kişidir. Mart kaçmış? 30 bin. Mayıs'a bakıyorum. Y kişiymiş. Yani 160 bin. Y 160 bulduk. Bakın burada yazıyor. 120 binden 160 bine çıkarmışsa o zaman Mayıs ayında 40 bin kişiye bulaşmış. 40 bin, 30 bin daha kaç eder? 70 bin olarak bulunur. Melik bir doğru daha mı? Evet hocam, 2'de 2. Güzel. Bakalım bunda ne yapmışsın? Dört bulmuş musun? Şu an bu soru sanki bizim sorumuz değil. Bu ayete, ayete girmedin mi? Yok hocam. Yok, evet. Girmedim hocam ayete. Bakalım ayetleri de bir köşeye yaz. Mesela bunu yapabilir miydin? Bence sen 10 tane ayete rahat yapardın. Çok rahat. Evet. Bir fabrika arkadaşlar, bir fabrikada üretilen borular için aşağıdaki bilgiler verilmiş. Tezgahtan çıkan borular şu uzunluk. Bak, tezgahtan şu uzunlukta boru çıkıyor. X kare artı mx artı 4. Çıkan her borunun boyu x artı 4'müş arkadaşlar. Şey, x artı 1'dir. Yani her borunun x artı 1 metre uzunluğundaki x artı n parçaya bölmüş. Yani bu x kare mx artı 4'ü kaç parçaya bölmüş? X artı 1 parçaya bölmüş. Şey, x artı 1 parça uzunluğun, santim uzunluğundaki x artı n parçaya bölmüş. Çarparım değil mi ben? Şöyle düşünün. Diyor ki mesela diyor ki 16 metre uzunluğundaki boruyu 4 metre uzunluğunda 4 parçaya bölüyor. 4 metre uzunluğunda 4 parçaya bölüyorsa bu ikisini çarparsan 16'yı verir. Örneğin diyorum. Tamam mı? O halde bakın devamında ne diyor? Uzunluğu 4 metre. Uzunluğu 4 metre. Şu muydu uzunlukları? O zaman x 3'tür diyor. Diyor ki x artı 1'i 4 al. X'e 3 vereceksin. X'e 3 versen ne olur? 4 çarpı 3 artı n eşittir. Buraya da burada 3 vermişsen burada da 3 vereceksin. 9 artı 3m artı 4. Buradan 12, burada da 13 var. O zaman 1 kalır. 1 artı 3m eşittir 4n. Arkadaşlar değer verebilir miyiz? Zaten olabilirlik var. Bak kaç eşit parça bölünebilir var. En kolay yolu n'e 1 vermek, m'ye de 1 vermek. N'e 1, M'ye 1 verseniz eşitlik sağlanıyor. Arkadaşlar başka yerlerde de eşitleyebilirsiniz. Ama şu an en kolayı bu. N'e 1, M'ye 1 vermek. N'e 1, M'ye 1 verin bakalım ne çıkacak? Şurası zaten 4'tü. Buraya da 1 versen 4 kere 4, 16. Yani ben ilk başta yazdığıma geldik. Bakın N'e 1 verseniz
4 parça çıkıyor. Her parçanın uzunluğu da 4 demiş. 4 kere 4, 16. Kaç eşit parçaya bölündü? 4. Tüm borunun uzunluğunu isteseydi 16 diyecektik. O zaman bunu geçiyorum, kimse girmediyse bu denemeye. Anladınız diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bir polinom sorusu. Demek ki girseydiniz polinom sorusunu da yapacaktınız. Biri bana 3. dereceden bir polinom söylesin. Ha, burada bilmeniz gereken bir bilgi var. Tabii ben dershanedeyken anlattım size arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama. Hatırlarsanız tek fonksiyon çift fonksiyondan bahsettim. Melik söyledin mi ben bundan? Bahsettin mi? Evet hocam, bak. Peki bana şu fonksiyon tek midir çift midir onu söyler misin? Şu fonksiyon, eğer bir fonksiyon içindeki eksiği dışarı kusuyorsa tek midir çift midir? Çift değil mi hocam? Yok ya. Şimdi fx eşittir x küp olsun. Bu tek fonksiyon mudur, çift fonksiyon mudur? Tek hocam. Tamam işte burada eksi yazarsan eksi dışarı çıkar. Tek fonksiyon o zaman hocam. Evet. Bu şimdi bir tek fonksiyondur. Eğer şöyle olsaydı fx içindeki eksi yutsaydı, şöyle fx'e eşit olması olsaydı bu da çift fonksiyon olurdu. O hangisidir? Fx eşittir x kare, x üzeri 4, x üzeri 6 gibi bir fonksiyon olursa çift fonksiyon olur. Hatta şunu da söylemiştim. Çift fonksiyon y eşittir x kare düşünün. Y eksenine göre simetrik değil mi? Orijine göre simetrik olan tek fonksiyonumuz da vardı. Şu. X küp fonksiyon mesela. Y eşittir x küp. Bu da tek fonksiyondur. Neyse bir sorumuza dönelim. Sorumuza dönelim. Çok fazla vakit kaybetmeyelim. Bunun tek fonksiyon, şimdi bu polinom da bir fonksiyonun özel hali gibi düşünün. Polinom fonksiyon diyelim. Px nasıl bir şey olacak? X'in kuvvetleri tek sayı olacak. Mesela a x küp olmalı. Niye? Çünkü 3. dereceden demiş. Bx kare olmayacak. Çünkü x kare olursa teklik de var, çiftlik de var, olmaz. X'in kuvvetleri hepsi tek olacak. O halde B çarpı X üzeri 1. Evet. Sabit olmayacak. Çünkü sabit demek. Mesela C çarpı X üzeri 0 demek. X üzeri 0 da X'in derecesi çift olması demektir. Bütün X'lerin tek kuvveti olması lazım. Evet. Şimdi polinomumuz bu. Polinomu yazdım. Devam edelim. P2'yi bulalım. P2 nasıl yazarız? 2 yazarak. P2 ne olur? 8A artı 2B bölü P1 yazın. 1 verin x yerine. A artı B. Ne eşit oldu? Değerli arkadaşlar. Vermiş zaten 3'e. O zaman 3'e eşitleyin. İçler dışlar çarpımı yapın. 8A artı 2B eşittir 3A artı 3B'den. Buradan B eşittir 5A mı? Çıkar. Bunu bir sonraki ifadede kullanacağız. P3'ü bir daha söyleyelim. Gerçi bir daha söylemeyelim. P3'ü daha önce söylemedik çünkü. P3'ü söyleyelim diyelim. 3 yazın 27A. 3 yazın 3B. P1'i bir daha söyleyebiliriz. A artı B. Şimdi burada B gördüğün yere 5A yazarsan, B yerine 5A yazarsan 15A 27 daha 42. 42A bölü A yerine 5B B yerine 5A yazmıştık. 6A oldu. Buradan cevap 7 çıkar. Demek ki doğruymuş arkadaşlar. Işık doğru. Sorusu olan var mı? Yani ayrıntılı bir şekilde anlatmamı istediğiniz bir yer var mı? Teklik, çiftlik kavramı falan. Yok mu? Tamam. Çok güzel bir
çarpanlara ayırma bir fonksiyon sorusu diyelim. Hem fonksiyon hem çarpanlara ayırma. Çarpanlara ayıralım arkadaşlar. X kare eksi 9 x artı 14 hangi sayıların çarpımıdır? Eksi 7. X eksi 7 x eksi 2. Aynen öyle. Tamam. Kök x artı 2 de var. Bunu çarpanlara ayırmayalım. Aşağıda çarpanlara ayrılan bir ifade var mı? 4'e 2 mi? Toplamı da eksi 6'yı veriyor. Şimdi x eksi 2 çarpı x eksi 4'ü ben şöyle yazacağım. X eksi 4'ü şurada bir yere yazayım. X eksi 4. Bu da çarpanlara ayrılabilir mi? X eksi 4. Hocam 2 kare farkı değil mi? Aynen. Kök x artı 2 bir de kök x eksi 2 diye yazdım. O zaman kök x artı 2 kök x eksi 2 diye yazdım. Sadeleşenleri götürelim bakalım. Kök x eksi 2 gitti. Kök x artı 2 gitti. Ne kaldı f fonksiyonu? X eksi 7 bölü kök x artı 2. Şimdi istenen ifadeyi yerine yazın arkadaşlar. 7 artı 4 kök 3 yazın x yerine. Zaten buraya 7 artı 4 kök 3 yazdığın zaman 7'ler gider. 4 kök 3 kalır sadece. Bölü x gördüğün yere bu ifadeyi yazarsan şöyle bir şey olur. Bu da şurada yukarıda yazayım. 7 artı 2 kök 12 demek. Şu ifade. 4 ile 3'ün çarpımı 12'dir. Toplamı da 7'dir. O zaman kök 4 artı kök 3 yazacaksınız. Değil mi? Kök 4 artı kök 3 artı 2 miydi burası? Eksi 2 mi? Arkadaşlar artı 2. Buraya bakalım. Eksik, yanlış yazmışız. Gördük mü? Artı 2 gitmişti. Eksi 2 kalmıştı. Şurayı bir düzeltelim. Yani şuraya eksi 2 yazacağız. Zaten eksi 2 ile artı 4 de birbirini götürdü. 4 kök 3 bölü kök 3 kaldı. Kök 3'ler de birbirini götürdü. Cevabımız 4 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Cevap Denizli. Anlamayan var mı? Tamam. Videoyu eğer güzel geçerse paylaşırım arkadaşlar. YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz zaten. Onun için geçiyorum. Yazmanızı beklemeyeyim. Bir sonraki sorumuz yine fonksiyon sorusu. Ben size şunu sorayım. Bana hx fonksiyonunun denklemini söyler misiniz? Kuralını söyler misiniz? Bulan var mı? İkisi artı iki mi hocam? Nasıl? X artı 2. X artı 2. Evet. Yazalım. Zaten eğimi 1 olmak zorundadır değil mi? Bak dikey uzunluk bölü yatay uzunluktan 2 bölü 2'den eğim 1 olacak. Mesela X'e 0 verirsen Y'si 2 çıkacak. Evet doğru söylüyorsun. X'e eksi 2 verirsen mesela X'e eksi 2 verdiğin zaman Y'si 0 oluyor. Doğru. Bak sağlıyor. Peki yazamayan arkadaşlarımız niye yazamadılar? O zaman ben anlatayım.
bir kişi tek çözdüğüne göre diğer arkadaşlarımız takılıyor olabilir. Arkadaşlar Y'yi nerede kesmiş? Y'yi nerede kesmiş? 2'de. X'i nerede kesmiş? Eksi 2'de. Eşittir 1 diyerek buradan Y dediğimiz şey fonksiyondur zaten. Y'yi yalnız bırakırsanız fonksiyonu X artı 2 bulmuş olacaksınız. Paydayı eşitleyin. Buradan eksi 2, buraya eksi 1 ile çarpın. Y eksi X bölü 2 eşittir 1'den. İçler dışlar çarpımı Y eksi X eşittir 2. Buradan Y eşittir X artı 2 fonksiyonu çıkmış olacak. İşte bu HX fonksiyonudur. Y eşittir X artı 2. Şimdi HX fonksiyonu X artı 2'dir. Peki fx fonksiyonu neymiş veya fa fonksiyonu? A'yı alıp sonsuza, sonsuza kadar bütün elemanlar içerisinde herhangi bir a'yı alıyorsunuz. Nereye gidiyor arkadaşlar? A, O, B, D yamuğunun alanına götürüyor. Yani sen a veriyorsun, a'ya 1 verirsen 1 için bulduğun bu değer fa değeri bu buranın alanıdır. A'ya 2 verirsen şu taralı bölgenin alanı. F2 bu bölgenin alanı. A'ya 2 verirsen. Şimdi A'ya 4 ver demiş. F4'ü bul. Yani şu 4 için buranın alanını bul. Ben buraya 4 yazarsam değerli arkadaşlar. Buraya 4 yazarsam H fonksiyonu 4 artı 2'den 6 değil miydi? Yani şu uzunluk 6. Şu uzunluk, şu dikey uzunluk 2. Burası 4 olduğu için şurası yükseklik de 4. Yamuğun alanını bulun. Üst taban, alt tabanla toplanır 8 çarpı 4 bölü 2. 8 kere 4, 32 bölü 2'den 16 F4'e eşittir. Şimdi F4'ü bulduk, 16. Kaldı F'in tersinde 6. Arkadaşlar F'in tersinde 6, 6 alandır değil mi? Yani F A eşittir 6 diye düşünebilirsiniz. Hangi A değeri için alan 6 çıkıyor? Bunu soruyor bize. Bu içeri, bu dışarı çıktığı zaman anlaşılabilir zaten. Nasıl yapacaksınız? Değer verebilirsiniz aslında. Değer vermeden de yapabilirsiniz. F4 eşittir 16'yı bir köşeye yazın. Tahtayı temizleyeceğim çünkü. Herkes F4 eşittir 16 aklında tutabilir. Evet. Yalnız ne çabuk yarım saat geçti. Erken başladı. Yok. Arkadaşlar burası A olsun. Burası da A artı 2 mi olur? Şu uzunluk A artı 2. Yükseklik A. Alt taban ve üst tabanı toplayalım. Şu kısım 2. Bu kısım A artı 2. Çarpı yüksekliğimiz A bölü 2'den arkadaşlar burası kaç çıkacakmış? 6 çıkacakmış. Bakın. Hangi A değeri 6 çıkıyor? 2. 2 yazın. 6 kere bakın 6 kere 2. 12 bölü 2'den 6 çıkıyor. A'yı da şurayı 2 bulduk. Burayı da 16 bulmuştuk. Topladınız. 18 çıktı. Sorusu olan var mı? Zaten bu yıl görüyorsunuz yamuğu. Alt taban, üst taban toplanıp yükseklikle çarpılıp ikiye bölünüyor. İsteyen, yamuğun formülünü bilmeyen varsa şuradan bir dikdörtgen yapıp şurada da üçgenin alanını bulup toplayabilir. Bu şekilde de yapılabilir. Evet. Arkadaşlar yansıma, öteleme bunları gördük mü? Hatırlıyor muyuz? Mesela fx düşünelim. Fx'i düşünelim. F'nin y eksenine göre simetriye alınıyor. F'nin y eksenine göre simetri arkadaşlar içini eksiyle çarpmak demektir. Yani f eksi x demektir. Sonra eğer ki y ekseninin altındaki kısmın bakın eğer böyle bir şeyse bu y ekseninin altındaki kısmı, negatif olan kısmı yukarı taşıyorsanız, pozitif yapıyorsanız, o zaman mutlak değerdir bu. Değil mi?
x eksenine göre alınıyorsa bu mutlak değerdir. Mutlak değeri de var. 4 birim ötelerseniz x ekseninde arkadaşlar fonksiyonu sağa sola kaydırma yani x ekseninde öteleme için içeriye yazıyorsunuz. İçine mesela 4 eksi 4 yazdınız sağa ötelersiniz. Eksi 4, artı 4 yazdınız sola ötelersiniz. Pozitif yönde bir birim. Eğer grafiği yukarı taşırsanız buraya artı 1 yazacaksınız. Bakalım. Evet bu şıkta yazıyor. Bu size 11. sınıfta bir daha anlatılacak arkadaşlar. Daha ayrıntılı bir şekilde. Gelelim sizin konumuza. Bakalım bunu kim söyleyecek? Yedi farklı şekerin tamamı farklı yaşlardaki dört kardeş arasında paylaşılacak. ...1260 doğru cevap mı? Bakalım. En büyüğü 3 tane alacak. Diğerleri... ...arkadaşlar 1, 1, 2 alabilir. Bakalım 3, 5, 6, 7. Ya da... 1, 2, 1 alabilir veya 2, 1, 1 alabilir. Tüm ihtimal bu. Peki 7 farklı şekerden kaç tane şeker alacak? 3 tane. 7'nin üçlüsü. Geriye kalanlardan arkadaşlar 4 taneden 1 tane alacak. 4'ün birlisi. Sonra 3 tane kaldı. 3 taneden 1 tane alacak. Sonra geriye kalan kişi ikisini, iki taneden ikisini de alacak. Bir de bunlar kendi arasında yer değiştirmesi yok mu? Şu üç ihtimal. Bunu da üçle de çarpalım. Cevabı yaparsam 1260 çıkacak. Vaktimiz kısıtlı. Arkadaşlar bir sonraki soruya geçelim. Bir de sizler cevap yazdınız herhalde. Bir yorumlarınıza bakayım. B demiş. Nur Alanç. Niye be? Hocam 35, 4, 3 ve 3 çarpıyoruz. Ben az önce yazdıklarımın çarpımı yanlış mı çıktı? 1260 değil de 630 mu acaba? Bir dakika. Sen de benim gibi düşünmedin mi? 7 taneden 3 tane aldın. Evet hocam. Sonra 4 taneden 2 tane aldık. Bu şekilde de yapabiliriz aslında. 35 çarpı 36 oluyor zaten. 1260 çarpı cevap edeyim mi? 1200. Evet hocam. 35 çarpı 36. Tamam hocam. Geriye kaldı 2 taneden 1 tane, 1 taneden 1 tane. Böyle de yazabiliriz değil mi? Bir bakalım. Burada ne yapabiliriz? Her sütundan yalnız bir tane. Mesela burada bir tane karaladıysan alttakini karalamayacaksın. Burada bir tane karaladıysan alttakini karalamayacaksın. Mesela bunu karaladın alttakini karalamayacaksın. Bunu karaladın alttakini karalamayacaksın. Öyle. Devam ediyor işte. İstediğin sıraya göre karalayabilirsin. Yalnız 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben yanlış karaladım. Bir tane 5'e 5 yapacakmışız. Yukarıya işaretleyebiliriz. Arkadaşlar bence yukarıda 10 taneden direkt 5 tane seçmeniz yeterli. Zaten yukarıdan 5 tane seçtiğin zaman aşağıdakiler otomatikmen işaretlenecek. Değil mi? 5'e 5 seçeceğimiz için. O halde bakalım 20 birim kareden oluşmuş. 20 taneden 10 tanesini seçeceksin. Yukarıdaki 10 taneden 5 tanesini seçeceksin. 10 taneden 5 tane seçersen alttakileri yukarıdaki seçtiğin 5 taneye göre alttakileri işaretlemek zorundasın zaten. Altta pek bir tercih hakkın kalmıyor. 10 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel. Bunları çarpın arkadaşlar. Kaç çıkıyor?
10, 9, 8, 7, 6. 252. 5, 4, 3, 2. Kaç çıktı? 252 çıkıyor. Evet. Kaç dakikamız kaldı vaktimiz? 2 dakikamız kalmış. Nasıl sorular arkadaşlar yapılabilirdi değil mi? Keşke AYT'de girseydin. Keşke girseydin işte. Bak bunu da yapardım. Bu da olasılık sorusu. Şimdi saat, kitap, bisiklet, oyuncak araba, zeka oyunu ve ayakkabı senin çenekleri var. Kaç tane etti? Karne hediyesi. Saat 1. Kitap 2. Bisiklet 3. Oyuncak araba 4. Zeka oyunu 5. Ayakkabı 6. 6 tane hediye seçildi. 6 tane hediye dağıtılacak. Birini ayrı şey için her birini ayrı kağıtlara yazıp bir torbaya koyuyor. Daha sonra Ahmet torbadan bir kağıt seçiyor. Seçtiği kağıtta yazan hediye beğenmemişse kağıdı torbaya tekrar atıyor. En fazla 3 kere hakkı var. Gönlündeki bisikleti aldırma olasılığı kaçtır? Bak bisiklet burada. Şimdi P bisiklet. Birincisinde bisiklet çıkabilir. Birincide bisiklet çıkma olasılığı 1 bölü 6 değil mi? Evet. Birincisinde bisiklet çıkmasın ama ikincisinde bisiklet çıksın arkadaşlar. Yani ikincisinde bisiklet çıksın. 5 bölü 6'dır çıkmama olasılığı. 1 bölü 6 çıkma olasılığıydı. Yani cevap 5 bölü 36 olur. İkinci seçtiğinde çıkmasa. Peki ya üçüncüsünde çıkmışsa, birincisinde çıkmamış, üstüne virgül attı mı çıkmamış anlamına geliyor. Tekrar bisiklet çıkmamış ama üçüncüde bisiklet çıkmış arkadaşlar. O halde burada 5 bölü 6 çarpı 5 bölü 6 çarpı 1 bölü 6 olur. Arkadaşlar bu üçünü toplarsanız şu üçünü toplarsanız paydaları eşitleyerek 91 bölü 216 çıkacak. Tamam mı? Kaç dakika kaldı? 1 minüt. 1 minüt. O zaman son dakikadayız arkadaşlar. Bence geçmeyelim bunu. Zaten bu paraboldür ama çarpanları ayırmadan da çözmeyi düşünüyordum. Dilerseniz bu soruları ben size atayım. Uğraşırsınız.